Erloş'la maç sonu yeni bölümüne hoş geldiniz. Trabzonspor'un kendi evinde 1-1 berabere kaldığı Fatih Karagümrük maçından Erdal abiyle beraberiz. Erdal abi hoş geldin. Merhaba, herkese iyi günler. Size de iyi günler Mert. Abi çok teşekkürler. Öncelikle İlker'den başlamak istiyorum abi. Üretemeyen bir Trabzonspor vardı. Lucas Biglia'nın harika bir golüyle öne geçen bir Fatih Karagümrük vardı. Ve Abdullah Avcı'nın kararları vardı. Hepsini nasıl değerlendirdiniz abi İlker özelinde? Abdullah Avcı'nın tutmayan planları vardı ilk kere Evet. itibariyle. Hiçbir açıdan tutmadı. Yani hücum anlamında da tutmadı. Savunma olarak hani çok zafiyet verdi diyemeyiz ama sonuçta golü yedi yani. Hücum olarak da bir hamşikin bir şutu vardı. Organize diyebileceğimiz. Bir de Bakasetas'ın bir kafa şutu. O da 1-0'dan sonra apar topar bir hücum. Onun dışında çok işler yolunda gitmedi ilk yarı boyunca Trabzonspor adına. Bu arada Hüseyin sakatlandıktan sonraki bölümde hani oyuna geç girmesini tetikledi gibi Trabzonspor. Yani oyuna geç girmesine sebep oldu ya da girememesine sebep oldu. Çünkü muhtemelen çalışılmış bir plan o birden değişti. O değişiklik esnasında işte Ahmet Can giriyordu hatırlarsan. Evet. Yani Ahmet Can girdi. Son anda bir değişiklik oldu. Yusuf girdi. İleride kısmet olursa hocaya onu sormak istiyorum tabii. Yani ne oldu da Yusuf'a dönüldü orada? Neden dönüldü? O değişikliği niye o şekilde düşündü? Çok anlamadım. Hocaya sormak istediğim sorulardan, öne çıkanlardan biri oldu bu maçında. Çok da işe yarayan bir değişiklik olmadı gibi. Zaten 45'te oyundan çıktı Yusuf da. İşte oyuncağın çıktı. Dolayısıyla ilk kere Trabzonspor adına kayıp hatta eksi oldu. Golü de yiyince Tabii. sonra 1-0 gitti. Tekrardan fazla başlaması gerekti ikinci Evet. yarıya. İkinci yarıya aşağı yukarı Kayserispor maçındaki gibi başladı diyebiliriz. Yani evet. O kadar pozisyon da buldu. Hatta golü de daha önce buldu. Yani bulması gerektiği dakikada golü buldu. Sonrasında golün devamı gelmeyince ya da yani ikinci gol gelmeyince bu sefer geçen haftada gördüğümüz arıza ortaya çıktı. Neydi o arıza? Trabzonspor'un göbek sorunu. Eğer topu ön alanda oynamak istiyorsanız ve Siopi sahada yoksa sizin göbeğiniz çok geçirgen oluyor. Neden? Çünkü Dorukhan temposu çok yüksek bir oyuncu ama asla klasik bir 6 numara gibi duracağı yer konusunda net değil. Yani Hamşik de ister istemez oyuna katıldığında orada durmuyor. Dolayısıyla yer kayboldu. Belki bir son 15'te galiba yanlış hatırlamıyorsam Hamşik orayı doğru kontrol etti ama o başlardaki geçişlerde birkaç geçiş verdi Trabzonspor. Onların hepsinde bir yerleşim problemi vardı Trabzonspor adına. Bu Abdullah Avcı takımına yakışmayan bir görüntüydü. Yani gol atamazsınız, top girmez, basit bir gol yersiniz ama aynı geçişi 3-4 kere verdi Trabzonspor. Ve Bu çok kolay oldu. Hiç çok kolay karşılayan geçiş. olmadı. Bu yakışmayan bir görüntüydü bence. Hani bu bir sorun. Anlamadığım yine başka bir şey. Baştan girdik, sona geldik hemen. O son bölümdeki iki değişikliği de anlamadım. Yani Koyte 85. ile Kovasi'nin. Bir de aynı anda değil, değil mi? Önce biri sonra İlk biri. Koyte girdi. Sonra Kovasi girdi. Ama arada bir iki dakika daha Tabii var, tabii değil mi? var. Arada 3-4 dakika Yani gibi bir şey de var. o bile takımın temposunu düşürür. Hatta yani yerleşim hatası yapar. Çünkü oyuncu girdi 2-3 dakika. Zaten 5 dakika var. Hepten 4 dakika var. O da mesela hocanın formsuz olduğunu söylememize yarayacak bir şey. O değişiklikler de hocanın dün adına formsuz olduğunu söylememize yetecek sebepler. Ya buna rağmen kazanabilir miydi? Evet kazanabilirdi. Kaybedebilir miydi? Evet kaybedebilirdi. Evet yani. Trabzonspor'un direkten dönen topu var. İki Ama tane. Bir Samet Onur'un sol ayağıyla vurduğu var. Bir de Burak Bekeroğlu'nun 96'da kafası var. tam onu diyecektim. Trabzonspor'un evet bir tane direkten dönen topu var ama Karagümrük'ün iki tane direkten dönen topu var. Dolayısıyla bir açıdan bakıldığında 2 puan kaybedilmiş gibi görünüyor. Ama başka bir açıdan bakarsanız 1 puan kazanılmış gibi görünüyor. Evet. Bir son vuruş beceriksizliğini söyleyebiliriz. Hem Perez'in hem Visca'nın Canini'nin. Canini'nin geçen hafta Vakame'nin Tabii. dolayısıyla bunun mesela stresle bir ilgisi olabilir mi diye düşünmüyor değilim. Yani benim hep üzerinde durduğum şeydir. Takım 1-0 mağlupken ki gol vuruşuyla 2-0 galipken ki gol vuruşları arasında bence ciddi farklar var. Gol becerisi arasında ciddi farklar var diyorum. Mesela dün o anlamda bir daha düşünmeye sebep olabilir. Perez'in de bir tane vardı değil mi? Çok net. Evet. Perez'inki de çok daha netti. Hatta en net onunkiydi. Dolayısıyla hani bir artık şampiyonluk gelsin stresinin
biriktiğini söyleyebiliriz. Oyuncularda böyle bir stres olduğu söyleyebiliriz. Bu stres işe de yarayabilir kalan haftalarda bence. Rakiplerle birlikte düşününce kalan haftalarda Trabzonspor'un bence biraz strese ihtiyacı var. Sahaya yerleşim anlamında biraz strese ihtiyacı var. Sonuçta yine de bir puan aldı Trabzonspor. Felaket mi? Yok, felaket değil. Kalan haftalarda bir puan almayı becerecekse, her hafta bir puan almayı garantilerse sorun yok gibi duruyor. Ama kabul edelim ki zor maçları da var Trabzonspor'un. Yani fikstüre bakınca zor maçları da var. Sezonun ilk yarısında bu zor maçların çoğundan galibiyetle ayrılmıştı. Bir tek Evet. Başakşehir'le berabere kalmıştı. Hatta bu farkı önemli ölçüde o ilk yarının o zor dönemi belirlemiş. Yani Kesinlikle. O o sıra sene bütün herkes puan kaybederken Trabzonspor hep kazandı. çıkılması imkansız gibi görünen bir fikstürden bir tek Başakşehir beraberliğiyle çıktı ki orada da oyun olarak çok üstün bir oyunu var Trabzonspor'un. Dün olarak söyleyecek olursak temelde hocanın şu sorunu çözmesi gerekiyor bence. Önde oynayacaksın ve bu kadar baskılı oynayacaksan mutlaka Siyopis'in sahada olması gerekiyor. İki, herkesin söylediğini ben de söyleyeyim. Evet, ben de katılıyorum. Gole ihtiyacın varken birinci santraforun Cornelius. 45'te oyundan çıkmaması Evet, gerekiyor. olması gerekiyor. Yani topu oraya yığmayı kafaya koyduysan Cornelius orada durması gerekiyordu. Yani Ya sırtını Canini çıksa mesela kimse itiraz etmezdi. Evet. Yani o konuda da herkese katılıyorum. Ben de şaşırdım zaten. Değişikliği görünce şaşırdım. Ben de Vakame'yi bekliyordum. Çünkü belli ki oyun sıkışacak. Abdülkadir'i bekliyordum çok net olarak. Ben mesela Bakasetas'ı daha erken alır, Siopis'i alırdım. Ben olsaydım. Yani ilk yarı bittiğinde Bakasetas'ı da çıkarır, Siopis'i alır. Ve o dediğim kurguyu yapardım. O zaman tam ne o eski Türklerin saldırma, Hilal Tabii şeyini ablukaya alma böyle. ablukaya Orayı böyle alma. kapatma. Hatta kim demişti ona ya? Bir Wolfsburg, bir Pellegrini diyordu galiba ona. Bir şey taktiği diyordu ona. Bir şey yerleşimi diyordu. Unuttum şimdi. Hatırlayamadım abi şimdi. Unuttum şimdi. Çok önemli değil. Yani onu bazı anlarda yaptı Trabzonspor. Ama kenardan gelen toplarda ceza sahası içinde sadece alt pasın içinde sadece Cenni vardı. Evet. Dolayısıyla bunu çok rahat engellediler. Ama yine abi bence Abdullah Avcı dün çok böyle alışık olmadığınız bir şey yaptı. Mesela 45-2 oyuncu değişikliğinden sonra Dorukhan'ı stopere çekti. Ama Doğru. Dorukhan hep topla kat eden bir stoperdi. Sürekli kat Doğru. eden ve arkada böyle Dansville ile Vitor Hugo'yu bırakıyor. Ama Dansville çok böyle geride değil. Sanki o ceza yayın orada, ceza diyorum, orta saha yayının orada Evet biraz gibi. böyle uzun top atan oyuncu gibi Evet. konumlandırdı. Sağ iç gibi. Çok da Yani alışık değildik mesela buna. çok aslında çok risk aldı takım. Tabii Dün bayağı risk aldı. Hatta ilk golle sırf o sağ taraftaki yoğunluk, o Caner var. Erkin ve Karamoğan orada o kadar zayıf ki savunmada, o madeni işleye işleye buldu. Sonra zaten Volkan Demirel baktı burada bir sıkıntı var. Hemen Borini aldı oraya. Evet, Hemen Samet Onur'u çekti sonra. oraya denge. Orada öyle durdurdu Trabzon. Yoksa aslında Abdullah Avcı bence çok başarılı. Ya, ikinci yarıya daha mantıklı, daha doğru bir planla başlamıştı. İkinci yarı başladığındaki oyun Kayserispor maçını andırdı. Tabii. Benzer hikayeyi göreceğiz gibi durdu yani büyük ölçüde. Tabii o esnada gol gelse muhtemelen hikaye farklı yürür. Ama o gol gelmediği sürece sizin stresiniz artıyor. Karagümrük'ün direnci artıyor. Ve sizin takımınız yaşlı, yorgunluk belirtileri had safhaya çıkıyor. Çok normal bu. Özellikle Hamşik'te çok normaldi. Hatta yanlış anlamadıysam Hamşik çıkmak istedi benim anladığım kadarıyla. Olabilir. Olabilir abi. Yani yetmedi. 87'de çıktı yanlış hatırlamıyorsam zaten. Evet, yetmedi enerjisi. Yani kalan haftalarda ne olacak? Biraz stresli olacak tabii Trabzonspor için. Trabzonspor taraftarları için biraz stresli olacak. Ama hala 11 puan var Fenerbahçe Tabii. puan. 4 puan yetiyor. Yani onunla gelecektim abi. Abdullah Avcı'nın o basın toplantısındaki rahatlığı bence Trabzonspor taraftarını birazcık rahatlatmalı. Çünkü çok hani şey söyledi ya, biz ne olacak, biz gider orada içeride kazanırız, deplasmanda kazanırız, biter 4 puan, biz diyor 4 puan alamayacak takım mıyız diyor. Aslında çok da haklı yani, birazcık böyle hep senin söylediğin o geçmiş yaşanmışlıkların gerginliği var üstünde ama Abdullah Avcı çok rahat konuşuyor. O kadar rahat mı emin değilim Mert. Ama Yani en azından mesajı öyle veriyor. Yani o mesajı o belki şekilde rahatlatmak vermesi için çok rahat görünüyor ama o kadar rahat olduğunu ben ya büyük düşünmüyorum. ihtimal değildir. Onun da ilk Yani şampiyonluğu, şöyle, onun da şeyi. ya oyun bu ve bir ihtimal varsa o ihtimal sizi rahatsız eder. Tabii. Yani ister istemez rahatsız eder. Dolayısıyla hani o kadar rahat mı emin değilim. Ama yani sonuçta bir maç kazanması gerekiyor, bir tane de beraberlik gerekiyor. Evet. Ve beş maçta bir galibiyet, bir beraberlik
artık ihtiyacı var Trabzonspor'un. Yani geçmiş en kötü periyoda baktığımızda bile 3 beraberlik çıkarabiliyor değil mi? Şu 3 Tabii beraber. tabii. Şu an işte bir mağlubiyet, üç beraberlik. 3 beraberlik çıkarabiliyor. Ondan önce bir galibiyeti daha var. Yani son geçtiğimiz en kötü 5 maçlık periyoda bakarsanız bir galibiyet, bir mağlubiyet, Üç beraberlik. 3 beraberliği var Trabzonspor'un. Şampiyon zaten Bir işte hani bitti. yani Rize Spor maçıyla birlikte düşünürsen onlar da yani çok normal maçta değildi o maçta. Dolayısıyla hani ümit var yani rahat olmak için sebep çok ama oyunun içinde var olan bir şey var ki o da insanın canını sıkar. Hele Tabii. Trabzonspor'un canını daha çok sıkar. Hani bu noktada insanlara niye canını sıkılıyor demek de çok doğru değil ya. Yani canı sıkılır insanların yani. Olur şeyler bunlar. Futbolun içinde var olur şeyler. Buraya kadar bu takım getirdi. Buradan sonra kalan kolay kısmı da kolay gibi görünen kısmı da bu takım yapacak. Şimdi Tabii. önümüzde gerçekten benim en mesela ikinci yarı başladığında ben fikstüre baktığımda iki maç seçmiştim. Bir içerideki Beşiktaş maçı, iki dışarıdaki Demirspor maçı. Yani Trabzonspor'un en zorlanacağı maçların bu ikisi olduğunu düşünüyordum. Şimdi o en zorlanacağı maça çıkacak Trabzonspor. Şöyle de bir handikapı var Trabzonspor'un doğrusunu istersen. Biraz daha stresi arttırıcı cümleler kurayım ben. Hatayspor'un Avrupa şansı var değil mi? Evet. Demirspor'un Avrupa şansı var. Tabii. Sonra içeride Antalyaspor'un da artık Avrupa şansı var. Yani evet, o Az da olsa. çok, yani Evet, evet, biraz az tabii. Biraz o az. kadar değil, diğerleri kadar değil Orada bir ama tek şey Altay maçı gibi duruyor. evet, Yani Altay. en nispeten kolay Altay En maçı. kolay, çok açık açık ara Ama Altay maçı. yani, öte taraftan düşünce sadece o maç bile yetebilir. Yani diğer rakiplerin de Evet, tabii mutlaka ki. illa ki puan kaybedecekleri varsayılırsa o maç bile yetebilir. Ama hikaye böyle düşmeli miydi? Düşer. Yani suyu emsal sayılmaz derler eskiler. Kötü örnek teşkil etmez ama hem dünyada hem Türkiye'de bu tarz o şey çok en yakını geçen sene Beşiktaş'ın hikayesi. Tabii. Hatırlayın geçen sene. Geçen Son sene hafta. Beşiktaş Karagümrük'e içeride yenilmişti değil mi? Evet. Karagümrük'e içeride yenilmişti. Son 8 hafta biri küme düşen Ankara gücüne mağlup mu olmuştu? Berabere kalmıştı. Berabere 2-0, kalmıştı. 2-2 yapmıştı. Tabii. Rakiplerine yenilmişti. Galatasaray'a yenildi. Beşiktaş Fenerbahçe ile berabere kalmıştı. Yani bir türbülansa girmişti. Sonra o türbülanstan toparladı. Trabzonspor'da da bir türbülanstan söz edebiliriz. Ama buradan toparlayacak olan yine Abdullah Avcı ve talebeleri bekleyeceğiz. Toparlamalarını bekleyeceğiz. Bu arada önümüzde bir Türkiye Kupası maçı var. Evet. Ve Abdullah Hoca her zaman da iki kupayı da alacağız hedefinde her zaman. Evet. Ama zor bir maç bekliyor Salı günü Trabzonspor'u. Neyse ki kadro genişliği sağlandı. Belki bu maçta biraz farklı 11 görebiliriz. Sonraki maça biraz rotasyon bekliyorum ben doğrusu istersen. Tabii birazcık da takımı da birazcık Evet, rahatlatır mental büyük olarak ihtimal. rahatlatmak için bu maçta biraz rotasyon bekliyorum yani. Abi çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Mukwasi'yi görelim bu maçta mesela. Değil mi? Bir ilk 11 başlamış. Bu Kovacic, Koita, maçta Yunus. görmek lazım. Ben öyle düşünüyorum yani bu maçta görelim. En azından aklımızda kalmasın yani şey diyelim. Acaba ne olacak bu çocuk? Ne yapacak diye. Evet. Abi çok teşekkür ederim tekrardan. Çarşamba günü Agora'da yine Şöyle izleyeceğim zaten. oluyor. Genelde hani geç kalan takımlar şu şöyle ben bunu Trabzonspor'dan çok hatırlıyorum. Sezonun ikinci yarısı da biraz toparlanınca ah şu maç, ah şu maç, ah şu maç. O öyle değil. Yani o sezonun ortasındaki hikayeyle sezon sonundaki hikaye aynı hikaye değil. Dolayısıyla Abdullah Avcı'nın söylediği cümle şu anlamda doğru. Tüm eleştirilerimiz baki dünkü maçla ilgili. Kurgu. Bu arada bu eleştirileri tekrar söyleyeyim ama yani bizim yaptığımız eleştiriler bittikten sonra konuşuyoruz biz. Yani o gün sahada her birimiz olsa, herkes bir teknik direktör olsa muhtemelen herkesin farklı tercihleri olabilirdi. Ve o tercihler bir kurguyla, kafada yaptığın bir kurguyla ortaya çıkıyor. Bu bazen tutmuyor, bazen tutuyor. Yani teoriyle pratik her zaman birbirini örtüşmüyor. Tabii. Dolayısıyla yani eleştiriyi makul seviyede tutmak lazım. Ama dünkü maç için Abdullah Hoca eleştirilir mi? Kesinlikle eleştirilir. Ya Ben zaten yapıcı şeyler söyleniyor. Özellikle yıkıcı bir şey söyledi hiçbir zaman söylemedik zaten. Yani yapıcı yıkıcı da olabilir. Yani Yani bazen en azından daha saygı sınırları çerçevesinde. bu arada bazen yıkmak da gerekebilir yani. Ama Ama şu an öyle bir ihtiyacı şu yok anda Trabzonspor'un. ortada yıkılacak bir şey yok.
Yani Tabii şu an hiç öyle bir şeye ihtiyacı yok. Abdullah Hoca inanılmaz şeyler yaşattı bugüne kadar Kesinlikle. taraflarına. Kalan 5 haftada 4 puan toplar gibi duruyor ama oyun bu. Tek hep söylediğim gibi toplar gibi duruyor yani. Kaldı ki muhtemelen rakiplerinde hani bir beraberliği olur. O, yani ben zaten puan kaybı çok bekliyorum yani. Yani İki hafta bile. birer beraberliği olur. Birer beraberliği olunca o zaman ikiye düşüyor değil mi? İhtiyacı Tabii olan. tabii. İş bitiyor yani. Çok şey gibi durmuyor ama oyun bu. Oyunda olan şeyler. Hep söylüyorum yani. Oyunda olan şeyler. Sen %0,1 ihtimali bile Varsa o ihtimal, oyunda varsa bir ihtimal onu düşünmek lazım. Ve o tabii da ister haklısın abi, istemez orası bir öyle. stres yapar. Herkes de yapar. Taraftarda da yapar. Yöneticide de yapar. Hocada da yapar. Onu aza indirmek ya da kararında tutmak. Tamamen stressiz olmak da iyi bir şey değil. Bu da başka bir problem. Dengeli bir Fazla stres. rahatlık. Evet, dengeli bir strese ihtiyacı var Trabzonspor'un. Şu anda o strese sahip. Dengeli strese sahip. Ve Abdullah Hoca da güzel şu an, en azından mesaj verdikleri mesaj olarak da en azından güzel yerde tutuyor gibi. Abi teşekkür ederim Ben tekrardan. teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. İyi akşamlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Eyvallah.